Doruk Akademi'den hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. SOLIDWORKS derslerimize hoş geldiniz. Forklift çizimimize devam ediyoruz. Bu dersimizde e, jant kısmını yani rim kısmını çizeceğiz. Hemen front line'imize eskicimizi açalım. Şöyle line'ımızı alalım ve e, beni takip edin sevgili arkadaşlar. Şöyle e, Birinci adım, ikinci adım Şuradan tekrar alalım sevgili arkadaşlar. Şöyle bir e, yapı çiziyorum. Buranın şöyle buradaki orijin noktamla aynı hizada olduğunu söylüyorum. Ve teker teker değerlerini vermeye girelim. Burası 40 mm. Burası 20 mm. Burası 60 mm. Burası ise 30 mm oluyor sevgili arkadaşlar. Şurası da 15 mm. Bunu da vermeyi unutmayalım. Ve en üst noktanın ise sevgili arkadaşlar. orijin noktama göre yüksekliği 250 mm olacak. Şöyle tabi bunu verince belli bir, bir kayma meydana gelecektir. Şöyle onu düzeltmek için belli başlı şeyler yapabilirsiniz. Hemen tekrardan... Değerlerimizi girelim. 135 derece. Şurada bir 135 derecemiz var. Derecelerimizi girdik, sağ bastık, serekledik dedik ve full defined bir çizim elde etmiş bulunduk. Şimdi bir adet e, şuraya bir kin e, geometry çiziyorum. Hatta şunu şöyle şuraya kadar uzatalım. Şimdi bu constructional çizdikten sonra Bu arada bu seçim kısmındaki e, Selection tool'umu box yapalım Şunların hepsini seçtikten sonra sevgili arkadaşlar e, Mirror komutunu kullanacağım hepsini sağ tarafa da kopyalayacağım Şöyle şunu mesela seçmemişiz mirror entities kısmına Bunu da ekleyelim Tamam diyelim sağ tarafa hepsinin kopyalanmış olduğuna emin olalım ondan sonra bir offsetleme yapacağım sevgili arkadaşlar Offset diyorum şöyle bir yapımı seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yukarı tarafa yapıyor yapımı. Reverse yapmama gerek yok. Eğer siz de aşağı tarafa yaparsa yukarı taraf olması için reverse seçeneğini kullanabilirsiniz. Caps end olsun sevgili arkadaşlar. line'larla buraları kapatalım ve parametremizde yaklaşık olarak 5 mm olsun, 10 mm olmasın. Böyle bir tekrardan bakalım. Tamamdır sevgili arkadaşlar. okey diyelim. Bunu yaptıktan sonra bir adet şöyle dikdörtgen alalım. Center rectangle'ımızı alalım sevgili arkadaşlar buradan. Şöyle şuraya bir center rectangle çizelim. Center rectangle'ımızın değerlerini girelim. Örneğin en dış kenardan bizim orijin noktamıza Videoyu küçük bir bilgilendirme için kesiyorum arkadaşlar. İlk olarak kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. İkinci olarak ise izlemiş olduğunuz videonun çok daha fazlasını akademimizin hazırlamış olduğu kurslarda bulabilirsiniz. Profesyonel eğitmenler eşliğinde hazırlanan, gerçek zamanlı projeler ile desteklenen ve sonunda sertifika sahibi olabileceğiniz kurslarımızı videonun altındaki açıklama kısmına ekliyoruz. Önemli bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkler üzerinden kurslarımızı büyük indirimler ile çok daha ucuza satın alabilirsiniz. İndirimler sadece linkler üzerinden satın alımlarda gerçekleştirilir. Dersimize tekrardan devam edelim arkadaşlar. İyi dersler dileriz. 100 milimetremiz olsun. Ve bir kenarımızda 10 milimetre olsun. Bu sayede bunu buraya oturtmuş bulunduk. Bunu oturturduktan sonra sevgili arkadaşlar şöyle trim komutuyla Şuraları bir trimleyelim. Trimlememizi yaptığımızdan sonra yaptıktan sonra tamam diyoruz. Ee, buraya sevgili arkadaşlar bir adet daha şöyle line çizip e, bunu constructure line'e çevireceğim ki bunu bunların etrafında döndürebileyim. Bunları dedikten sonra e, bir fee, e, revolve yapalım. Features revolve boss base diyelim sevgili arkadaşlar. Aksesimizi şurası olarak seçelim. Ve tamam diyelim. Görmüş olduğunuz gibi katılamamızı yaptık. Cantımız hazır. Şimdi bu cantımızda küçük bir e, şeyler yapmamız gerekiyor. E, bir filletleme uygulayabiliriz esasında. Filletleme uygularken de örneğin şu yüzey, şu yüzey, şş, şöyle yüzeylerimizin hangisini seçildiğini e, şöyle bir uzaktan bakalım. Şöyle yapabiliriz bu yüzeyimiz, bu yüzeyimiz, e, orta yüzeyimiz yeterli olacaktır. E, radyosumuz ise sevgili arkadaşlar 20 mm olabilir. Şöyle tamam diyelim. Bakalım bir görüntümüze. Evet e, güzel bir görüntü oldu. E, bunun dışında şöyle iç taraftaki şu yüzeyimize bir sketch açabiliriz. CTRL 8'e dik bakalım skecimize. Bir adet daire alıyorum sevgili arkadaşlar. Dairemi çizdim. Smart Dimension komutuna girdim. Burada 16 mm çapımızı verdim sağ bastım selekledim ve sevgili arkadaşlar Burayı Dikey yaptım Ve e, Ojenin arasındaki mesafenin de Yaklaşık 130 mm olduğunu girdim Sağ bastım selekleyerek komuttan çıktım e, Şimdi iç taraftaki yüzeyi bunu çizdik burada bir e, Extrude cut yapacağım sevgili arkadaşlar şöyle bakalım İçeri doğru 10 milimetre bir extrude kat yapalım. Tamam diyelim. Bakalım. Tamamdır. Arka taraf gözüküyor. Ee, bunun dışında şöyle bir bakıyorum ne yapabiliriz diye. Bunu zaten döndüreceğiz birazdan. Direkt döndürelim hatta. Ee, cut extrude'umu tuttum. linear pattern'den circular pattern'imi seçtim. Nere etrafında döndürmesini istiyorsunuz diyor. Şuraya etrafında döndürelim. Ee, toplamda kaç adet olsun? toplamda 10 tane olsun ve tamam diyerek bunun bu şekilde Derinmesini delinmesini circle pattern komutuyla e, sağlıyorum. Bunu sağladıktan sonra sevgili arkadaşlar yine eee edit appearances'tan şöyle partımızı tutalım. Edit appearances'tan yine bir e, RGB e, yapacağım burayı. Şöyle 200 mililitre milimetre pardon pardon 200 milimetre diyorum bu renklere de artık milimetre demeye başladım ee, daha acaba koyu bir renk yapabilir miydik ee, hadi bu renk kalsın sevgili arkadaşlar şimdilik ee, olmadı sonradan tekrardan değişiriz tamam diyorum bunu arkadaşlar kaydediyorum ee, bunu jant diye şöyle bir hatta jant değil değil diye kaydedelim Rim diye kaydedelim. Bir sonraki dersimizde tekrardan görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>